Akıncı'nın uçuş testleri hızlandı. Önümüzde yaklaşık 4 aylık bir süreç var. Birkaç hafta sonra ilk uçuşunu yapacak 3 numaralı prototip ile birlikte test programı daha da hızlı ilerlemeye başlayacak. Baykar 2021'den itibaren 6 adet Akıncı taarruzi insansız hava aracını Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek. Türkiye, insansız hava araçlarının kullanımında yeni bir konsepte imza attı. Elden atılan mini İHA gözcü sistemlerinden STM tarafından tasarlanan kamikaze dronlara, taktik sınıftan MALE yani orta irtifa İHA sistemlerine kadar birçok hava aracı mühendislerimiz tarafından tasarlandı ve imal edildi. Milli bir sistem haline getirildi. Ayrıca birçok sınır ötesi operasyonda da İHA'larla gerçekleştirilen, özellikle de sürü İHA sistemiyle yapılan saldırılar savaş konseptinde de yeni bir sayfa açtı. Bu süreçte en büyük İHA sistemi yıl sonunda envantere girmesi hedeflenen Akıncı. Toplam kalkış ağırlığı 5,5 ton olan Akıncı, taşıyacağı 1350 kilogram ağırlığındaki mühimmat veya özel sistem ile Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 veya F-4E-2020 gibi uçak filosuna destek sağlayacak. Türk Hava Kuvvetleri'nin gelecek nesil savaş uçak filosu F-35 ve 2030'dan itibaren de envantere girmeye başlayacak milli muharip uçaktan oluşması planlanıyordu. Ancak Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almamız ve sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması tüm planlamayı alt üst etti. F-35 2019'dan itibaren hizmete girecek ve hizmet ömürlerini tamamlamaya başlayan F-4E-2020'lerin yerini alacaktı. Mevcut F-16 filosuna da destek verecekti. Tasarımcı ve imalatçı olarak yer aldığımız programdan çıkartılmamızın ardından mevcut F-4E-2020'ler bir süre daha ek modernizasyonla uçacak. F-16'lara da yarı ömür modernizasyonu uygulanacak. Hedef, milli muharip uçağın test ve üretim çalışmalarının tamamlanmasına kadar süreyi uçaksız kalmadan tamamlayabilmek. İşte bu dönemde İHA sistemlerinin önemi bir daha ortaya çıkıyor. Özellikle terörle mücadelede akıllı mühimmatlara sahip İHA'ların kullanılması sayesinde F-16'lar, F-4E-2020'ler daha az uçuyor. Bunun anlamı savaş uçaklarımızın kullanım saatlerinin düşürülmesi ve daha uzun yıllar envanterde kalabilmesi. Normalde bir savaş uçağı ortalama yılda 200 saat göreve çıkıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana İHA sistemlerini Bayraktar TB2 ve Anka oluşturuyor. Sayı olarak kara, deniz, jandarma ve emniyette kullanımları sayesinde TB2'lerin sayı yoğunluğu fazla. Taktik sınıftaki İHA, Joker gibi Doğu Akdeniz'den Kuzey Irak'a kadar her yerde karşımıza çıkabiliyor. Ankalar ise özellikle S modeli ile çok daha hassas, uzun menzilli uçuşlarda farkını ortaya koyuyor. Uydu bağlantısı sayesinde Anka S, örneğin Eskişehir'den kontrol edilip Batman'dan göreve çıkabiliyor, saatlerce havada kalıp farklı bir noktaya iniş gerçekleştiriyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, Anka sistemlerine sahip ancak çift motorlu ve taşıma kapasitesi daha yüksek Aksungur İHA sistemini de geliştirdi. Mevcut Anka operasyonunun yanı sıra Aksungur özellikle deniz üzerinde uzun süre uçuş ve taşıdığı yük ile önemli bir avantajı da yanına getiriyor. Türk İHA ailesinin en üstünde ise 5,5 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip Akıncı var.
Baykar tarafından tasarlanan hava aracı ilk uçuşunu Aralık 2019'da yaptı. Koronavirüs salgını döneminde proje tüm savunma çalışmaları gibi durmak zorunda kaldı. Üçüncü uçuş yaklaşık 8 aylık aradan sonra 13 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi. İkinci prototip gökyüzüyle tanıştı. İkinci prototiple birlikte test süreci de hızlanmaya başladı. Havada kalış süresi uzarken irtifa tavanı da yavaş yavaş arttırıldı. 22 Ağustos 2020 Akıncı prototip 1 insansız hava aracımızla sabah 6 sularında havalandık. Bugün yüksek irtifa tanımlama testini gerçekleştirmek üzere havalanmıştık. Geceden itibaren hazırlıklarımız devam etmişti. Şu anda 30 günlükteyiz ve yaklaşık yarım saattir bu irtifadayız. Bu irtifada bazı denemelerimiz olacak. Ondan sonra daha düşük irtifalarda da diğer sistem tanımlama denemelerimizi tamamlayıp dönüp binmeyi planlıyoruz. Vatanımıza, milletimize hayırlı uğurlu olsun. Baykar yakın bir gelecekte 3. prototipi de gökyüzüyle buluşturacak. Böylelikle test süreci daha da hızlanacak. Test aşamalarında Akıncı 24 saat havada kalışı deneyecek. Bunu halen 30 bin fit yani yaklaşık 10 bin metre olan hizmet irtifasının 40 bin fit yani 13.300 metreye yükseltilmesi izleyecek. Bir hava aracının yüksek irtifadan uçabilmesi, taşıdığı sistemlerin daha geniş bir alanı görebilmesi, silahların da daha uzun bir menzile atabilmesi anlamına geliyor. Çift turboprop motora sahip Akıncı bu performansı karşılamayı hedefliyor. Bir hava aracının yüksek irtifadan uçabilmesi, taşıdığı sistemlerin daha geniş bir alanı görebilmesi, silahların da daha uzun menzile atabilmesi anlamına geliyor. Çift turboprop motora sahip Akıncı bu performansı karşılamayı hedefliyor. Akıncı 400 kilogramı iç ve 950 kilogramı da dış olmak üzere toplam 1350 kilogram yük taşıyabiliyor. Her biri 450 beygir gücünde 2 turboprop motorla çalışan Akıncı'nın maksimum kalkış ağırlığı ise 5,5 ton. SOM, KGK gibi farklı ve yerli mühimmatlar taşıyabilecek Akıncı, uçuş testlerinin ardından atış testlerine başlayacak, yerli mühimmatlar denenecek. Hedef, 2021 başından itibaren 6 adet Akıncı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi. Baykar, verdiği sözün üzerinde durmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu videomuzda Akıncı ile ilgili gelişmeleri ve hedefleri sizlerle paylaştık. Lütfen sorularınızı bize yorum olarak iletin veya info@tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Detaylı havacılık haberleri tolgozbek.com'da. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz.